üniversitede çalışıyorum. Uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorum. Asıl uzmanlık alanım Rusya ve Orta Asya. Kafkaslara da dahildeyim. Giderek yeni üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi İran. Yani ben bölge çalışan birisiyim aslında normalde. Fakat aynı zamanda bir aktivistim. ve tabii bu beni bir yerde aslında siyaset pek hani ülkelere bakıyorum ama nesine bakıyorum? Kimyasına, fiziğine efendim ya da boru hatları, enerji nakil hatları gibi konularına siyaset sosyolojisine bakıyorum. Değişim dinamiklerini, özellikle bu eski Sovyet coğrafyasında yeni rejimlerin kendilerini nasıl konsolide ettiklerini, varsa siyasal memnuniyetsizlikler bunların nasıl ifade edildiklerini çalışmaya çalışıyorum. İran'a da daha fazla bu gözle bakıyorum. Şimdi ben tabii bugün size Gezi anlatmayacağım. Çünkü birçok insanın içinde yaşadığı ve bir parçasında bulunduğu, büyükçe bir kısmının bulunduğu ve yüzlerce saat dokümenter film, yine yüzlerce saat haberden izlediği, onlarca, belki yine yüzlerce demeliyim, tweet, Facebook vesaire üzerinden farklı deneyimleri de algıladığı bir süreçti bu. Dolayısıyla bir bakıma kabak tadı verebiliriz. Yeterince doyurulmuş bir alan gibi doğrusu görünüyor. Ama aslında ben de bu konuyu yeniden çalıştığımda aslında hala yanıtlanması gereken epeyce sorumuz da olduğunu doğrusu düşünüyorum. Şimdi bunları belki bu çok uzun olmayan sunuşun sonunda hep beraber göreceğiz. Ben de bazı sorular soracağım. Dolayısıyla bunların yanıtlarını önümüzdeki günlerde görmeliyiz, anlamalıyız diye bazı yeni sorularla da bitirmeye çalışacağım. Peki, bu süreci pek çok arkadaşımız burada yapılan seminerlerde de aslında bu gezi konusu konu oldu ve aslında çeşitli açılardan nasıl bir süreç olduğunu, hangi sosyal dinamiklere yaslandığını tahlil ettiler bildiğim kadarıyla ve çok aydınlatıcı yazılar, makaleler ve kısmen araştırmalarında çıktığını doğrusu ben de biliyorum. Şimdi neyi anlamaya çalışacağız? Kabaca çok böyle Sümerlerden itibaren, evvel tarihten itibaren sosyal isyanlar ve bunun içinde gezi nereye durdurdu, nasıl bir yer işgal ediyor değil ama yeni yüzyılda, yani 21. yüzyılda bir dönüm noktası olarak eğer almak gerekirse belirli bir karakteristiği taşıyan bir isyan dalgasının bir parçası olduğunu doğrusu düşünebiliriz. Bu bakımdan 1999 Seattle Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı anti-küresel ya da anti-globalist denilen küreselleşme karşı denilen hareketin başlangıcı ve orada ilk defa değilse belki çarpıcı bir biçimde ilk defa karşımıza çıkan yeni bir eylem tarzı, yeni bir söylem, yeni bir duruş daha sonra farklı biçimlerde, farklı oranlarda gelişerek başka eylemlerde de karşımıza çıktı. Şöyle bir düşündüğümüzde 1980'lerin sonu ve 90'lar Sovyetler Birliği bir başka dalgayla Sovyetler Birliği ve sosyal sistemi çözülüşünü getiren bir siyasal dalga ve arkasından da 90'lar bir tür uzatmalar ama 99'un sonunda yeni yüzyılın aslında bir yıl önceden habercisi Seattle'dı diyebiliriz. Şöyle bir listeyi de ben bu bakımdan bir anımsamaya çalışarak gözden geçireyim. Şimdi arkasından nelerin geliştiğini, dünyanın pek çok bölgesinde nerede Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve benzeri uluslararası finans kuruluşları, küresel finans merkezlerinin yapmış olduğu toplantılar varsa Seattle'ın arkasından bu güçlü bir şekilde bu toplantıların bloke edilmesi ve burada özellikle Güney ülkeleri ve yoksul ülkeler, başta da Afrika olmak üzere bunların borçları gibi konularda, borçların silinmesi gibi başlıklarda taleplerin yükseltilmesine vesile olan eylemlere sahne oldu. Türkiye'ye bu dalganın kabaca 2004 NATO karşıtı eylemlerle bir tür, bir tarz olarak belki ilk böyle ciddi girişinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu tarih bir bakıma Latin Amerika'da başka bir biçimde, yani siyasal muhataplarını bulan, dolayısıyla bir tür yani Brezilya İşçi Partisi ve Chavez arası çeşitli varyasyonlara sahip sol partilerin iktidarıyla taçlanan çeşitli krizlere karşı sosyal hareketleri görmemizi sağladı. Özellikle Brezilya ve Arjantin bu bakımdan çok çarpıcıydı. Buna yerli hareketin eklendiği Ekvador vesaire. Tabii bir saatte bunların hepsini gözden geçirmemiz mümkün değil ama aslında
benzerlikler içinde farklılık, farklılıklar içindeki benzerliği görmeye çalışacağız. Bugünkü şeyimiz bu. Yani Gezi'yi bütün bu büyük tablonun içinde bir yere oturuyor mu? Çok mu nevi şahsına münhasır? Yoksa aslında dünya ölçeğinde yaşanan bir sürecin bir parçası mı? Parçasıysa ne ölçüde parçası? Neleri benziyor? Farklıysa, özgünse, özgünlükleri nerede karşımıza çıkıyor ve bu geleceğe dair ne tür ipuçları sunuyor? Sorumuz bu. Yani temel anlamaya, anlatmaya çalışacağımız şey bu. Evet, Seattle'ın dünyanın pek çok bölgesinde, Davos'ta, IMF toplantılarında, sonra NATO ve benzeri kuruluşlar toplantılarında tekrarlanan eylem tarzının biraz farklı ama bir başka dalgayı anımsayalım. 2002-2004 arasındaki, efendime söyleyeyim, 2004 diyorum, 2005 biraz uzatmalı hatta süren renkli devrimler. Bu çok daha farklı. Yani şöyle bir dünyaya baktığımızda aslında bazı eylem tarzları, bazı isyan türleri adeta görmemiz mümkün. Yani eski sosyalist ülkelerde birbirine daha fazla benzeyen bir yapı. Diyelim ki Orta Doğu'da Arap Baharı ile özellikle kendini gösteren, yine tabii her biri çok özel, çok farklı ama yine de diğerleriyle kıyaslandığında daha küresel ölçekte bakıldığında daha böyle kıtasal görünümleri olan bir Orta Doğu dalgası. Bir Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerini, Avrupa'yı, tabii Kanada'yı falan da ekleyelim. Yani bir batı gelişmiş kapitalist metropollerdeki bir dalgayı. Bunlar bazı açılardan temel söylemleri, sembolleri, sloganları, talepleri, sosyal bileşimleri açısından benzerlikler taşıyor. Ama hepsini de bir arada yine hepsinde de bir takım benzerlikler doğrusu bulmak mümkün. Şimdi yine evet anlamamız gerekirse belki farklı ama yani Gezi'ye giderken biz ne izledik? Hafızamızda başka isyan dalgalarına ait neler vardı, neler deneyimledik diye eğer yine düşünürsek. Belki bir kısım gezicinin Seattle'ı hiçbir şekilde hani, anlık görmesi mümkün değildi yaşlı bakımlar ama arkasından renkli devrimleri bir parça gördü. İran, Türkiye'de belki bu bakımdan teşekkürler. İran, 2009'da İran'daki Reya Ben Kocay, yani oyum nerede diye ana şeyi, sloganı bu olan oyum nerede diye seçim yolsuzluklarına ve İran'daki Molla rejimine esas olarak itiraz eden dev bir dalga, bir özgürlük dalgası oluşmuştu. Bu Türkiye'nin en sessiz kaldığı süreçti. Yani Seattle'a bile çok reaksiyon verdi. Bunu, ama bu tabii başlı başına bir ayrı konu. Çok merak eden olursa belki üzerinde konuşabiliriz. Ana konu olmadığı için buna girmeyeceğim. Yoksa konuşmayı çok arzu edebileceğim konulardan birisi. Türkiye'nin sıfır reaksiyon verdiği bir, yani Türkiye'deki sosyal hareketlerin sıfır reaksiyon verdiği müthiş bir eylemdi. Ama görmediği bir eylem değildi. Yani sosyal olarak belki sokaklara inilmedi. Çok sınırlı şeyler dışında. Efendime söyleyeyim. Bunun dışında yine renkli devrimleri takiben işte çok yakın zamanda biliyorsunuz Arap Baharı karşımıza çıktı ve bu Tunus'tan başlayıp efendime söyleyeyim Mısır'a ve pek çok bölgeye, Orta Doğu coğrafyasında pek çok bölgeye uzanan bir etki yarattı. Kimilerinde hükümet değişimlerine neden oldu, kimilerinde tekrarlandı bu değişim, kimilerinde ise kanlı bir biçimde bastırıldı ve hala sürüyor. Evet, ben ciddi bir şekilde terliyorum herhalde. Bana böyle şey sert sert bakıyorsunuz ona herhalde. Bir cam açma şansımız var mı? Tabii. Biraz havasız sanıyorum. Ya da ben biraz koşturarak geldim. Hüseyin orayı buraya aç. Evet. Yine 2013 yazı, yani Mayıs sonu, Haziran ve devamında devam eden gezi eyleminden hemen önce anımsayacak olursak aslında hemen hem içeride hem dışarıda bazı olayların hemen ilk günlerde zaten sloganlara, yazılamalara, posterlere yansıdığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi %99 hareketi, değil mi? Occupy Wall Street, yani işgal hareketi. Çok etkili oldu ve hala işte bu isim çok yaygın kullanıldı. Occupy Gezi dolayısıyla çok, değil mi? En önemli isimlerinden birisiydi. Buradan ciddi bir etkilenme olduğunu yine görebiliyoruz. Atina olağanüstü etkili, Türkiye'den çok yakinen takip edilen, çok doğal olarak diğerlerinden biraz da farklı bir gözle takip ettiğimiz bir süreç. Türkiye halklarının izlediği, aktivistlerin de çok yakından bildiği bir süreçti. Oradaki dinamikler de yine çok önemli.
Şimdi tabii biz bu süreci biraz, yani bir şu soru, birkaç soruyla hemen açmaya çalışayım. Bir, hakikaten böyle dalgalar var mı? Yoksa yani aynı zaman diliminde oluşan bir takım olayları biz böyle bir şeyin, bir torbanın içine mi koyuyoruz? Bir onu anlamak lazım. İkincisi, bütün bu olaylarda aynı türden bir sınıfsal bileşim var. Daha doğrusu bir sınıfsal analiz mümkün mü? Mümkünse ne tür bir sınıfsal bileşim var? Nasıl bir sınıf kültürü var ve sınıf algısı yaratıyor ve oluşturuyor? Ve bunun siyaset karşılığı nedir? Yani kendisi nasıl bir siyasi sonuç üretiyor? Hem kendisi nasıl bir siyasi harekete dönüşebiliyor, hem de aynı zamanda mevcut müesses nizam içerisinde, egemen blok içerisinde ne tür bir yarılma yaratıyor ya da yaratmıyor? Çünkü her sosyal hareketin temel olarak böyle iki başlı bir karşılığını aramak gerekir. Mutlaka bunlar ya vardır ya yoktur, yani ya bastırılmıştır ya da çıkmıştır. Değilse zaten onlar ciddi sosyal hareketler olarak adlandırılamazlar. İki boyutta da değerlendirilmeyi hak ederler, gerektirirler. Ve tabii bir de işte bu domino etkisi dedik. Bir de mesela peki devamına bir şey bıraktı mı? Hemen Gezi'yi takip eden, hatta eş zamanlı olarak Brezilya'daki ulaşım konusu, Sofya'daki elektrik, arkasından bütçe konusu, efendime söyleyeyim, ve son olarak da Ukrayna'daki Euromaidan eylemleri. Hepsinde tam bir karşılık bulamayacağımızı tabii konuşmamız gerekir. Şimdi oldukça aslında kabaca 1900, yani 14 yıllık bir dilimden bahsederken, bakın ne kadar atladığında onlarca, yani onlarca şey var, irili ufaklı isyan var. Şöyle genel hatlarıyla bile andığımızda her yıla adeta düşen dev bir isyan hareketi görebiliyoruz. Bu bakımdan küresel. Şimdi ben size aslında biraz daha tarihsel bir şey anımsatmaya çalışayım. Şimdi birbirine hiç benzemeyen, daha eski çağlar, yani bu bir internet ve iletişim fenomeni de değil. Bunların birbirlerinden etkilenmesi. Tarihsel sosyal birikimler böyle sonuçlar doğrusu doğurabiliyorlar. Şimdi şey düşünelim, birbirinden bağımsız. 1905 Rusya, 1906 İran, 1908 Türkiye, Osmanlı, 1910-17'ye kadar sürecek Meksika, 1911 Çin. Bunlar meşruti hareketler. Yani krallıkları efendim şeyle, bir parlamentoyla sınırlama yahut cumhuriyet. Cumhuriyeti kademeli ya da tamamen geçiş eylemleri, süreçleri. İmparatorluklarda, padişahlıklarda, şahlıklarda, çarlıklarda ve krallıklarda. Dolayısıyla bir bakıma bu ülkeleri, yani Çin'i Osmanlı'yla nasıl kıyaslayabiliriz? Neresi benzer, değil mi? Hangi etkileşim var? Ama bir şey var. Yani bu kadar da tesadüfi değil. Tabii şöyle bir şey de, şöyle bir sonuç da çıkarmayalım elbette. Yani bir dalga varsa bu kaçınılmazca her yeri etkiler. Hayır, yani işte Salazar'ın kaç on yıl boyunca Portekiz'de ve Franco'nun İspanya'da, değil mi, kalışı Avrupa'nın örneğine, kendisini çok yakından çevreleyen, Avrupa'nın genel gidişatına hiç de uygun olmayan bir biçimde varlık yok. Yani ya da Suudi Arabistan ilk kurulduğu günden beri bir milim bile, değil mi, kıpırdayabilmiş değil, kıpırdamış değil. Böyle istisnalar ve kapalılıklar elbette tarih boyunca vardır, mevcuttur ve olacaktır. Ancak genel bir eğilimin bir parçası olduğunu anlamak da elbette önemli. Şimdi bunlar şu açıdan, bu benzerlikler bize kuvvetli dalganın yeni döneme neyi devredeceğine ilişkin bazı ipuçları veriyor. Bu bakımdan neye dair umutlu olmak lazım, neye çok kafa yormak lazım, neyi daha fazla takip etmek lazım, giden ne, gelmekte olan ne, dinamik bir analiz ihtiyacımız olan. Yani şunlar bence çok değerli ama siyaseten anlamsız. Yani sakın yanlış anlaşılmasın, çok değerli, altını tekrar çizeyim, ama mesela Gezi profili neydi? Çok değerli. Ama siyaseten hiçbir şey yok, dinamik değil. Yani neydi, ne oldu sorusu bana kalırsa kıymetli soru budur. Ne olduğu sorusu iyi bir veridir. Alıp bunu kullanabilmeliyiz üzerine. Yani bu tür daha çok veri ihtiyacı. Mesela yeri gelmişken söyleyeyim, Türk Gezi isyanının en önemli belki farklılığı bir taraftar meselesidir. Yani birçok açıdan benzerlikler var. Taraftar, yani hepsinde de biraz taraftar. Ama böyle bir taraftar, değil mi? Yok. Bu yeni bir fenomen, beklemediğimiz bir fenomen, şok edici bir fenomen, sürpriz bir fenomen, devasa bir fenomen ve henüz onun sosyal, sınıfsal, sınıfsal algısal, sınıf algısıyla ilgili, kendisiyle ilgili ve benzeri araştırmalar yapılmış değil.
Ama yapılsa bile şunu unutmayalım ki, ne olduğu değil, ne iken ne olduğu. Ne iken nereye gittiğini anlamak bana kalırsa, dinamik analiz dediğimiz şey bu. Bunu anlamak önemli. Yoksa şu tür resimler her seferinde söyleniyor. Efendim orada ulusalcılar vardı. Doğru. İşte orada hiç diğerleriyle irtibatlı olmayan Kürtler vardı. Doğru. Olabilir. Yani ama bir önceki adımda neydi sorusunu sorduğumuz zaman nereye geldiğini anlamak açısından ve bir sonraki adım nereye gidebileceği konusunda fikrimiz olabilir. Bu olmaksızın, yani dinamik bir analiz yapmaksızın anlamak çok yerinde değil. Dünya ölçeğinde yaşanan şeyleri de yine öyle. Tesadüf olmayan pek çok şey var. Evet, yani 1905-1917 arası bu meşruti dalgadan bahsettik. İşte yani İkinci Dünya Savaşı sonrası dekolonizasyon yine böyle bir şey. 1980'lerde sosyal sistemdeki çözülme belki bir karşı devrim dalgası olarak da adlandırılabilir. Bu başka bir çözülme dalgası. Latin Amerika bir dalga ve son olarak işte Seattle'dan beri başlı bir küresel isyan var. Yani bunun o kadar çok kanıtı var ki, o kadar çok şeyi, efendime söyleyeyim, örneği ve çok şükür ki biz de onu, değil mi, deneyimledik. Onun bir parçasıyız. Hatta aslında belki en son söyleyeceğim filmin en heyecanlı kısmını belki şey yapmış olacağım. Belki de bunun dünya bütün bu örnekleri gördükten sonra hiç haksızlık etmeyelim. Hepsinin çok daha üstünde, ilerisinde bir deneyim olduğunu da tespit etmek şımarıkça bir tespit olmayacaktır. Şu açılardan baktığımızda. Şimdi evet, sınıfsal bileşim ve yapı açısından baktığımızda, şimdi Seattle'la başlayalım isterseniz 99'da. Yani bu küresel, bu tek kutuplu yapının finansal merkezlerini dünya ölçeğinde yaratmış olduğu eşitsizliklere itirazla başlıyor. Ve iki tane ayırt edici, yani sendikalar var, geleneksel sendikalar var, sol çevreler var, anarşistler var ama anarşistler bu kez bir takım gruplar olmanın ötesinde farklı bir taktikle var ve sonra bütün diğerlerinde bunun izini göreceğiz. Yani tahrirde de, birinci tahrirde, ikincisi de kısmen, Atina'da da, İstanbul'da da göreceğiz. Neyi göreceğiz? Karablok. Karablok, Seattle'da esas olarak kendi şeyini, efendim, manifestosunu ilan etmiş. Bir örgüt değil ama. Bir eylem tarzı. Ve temel olarak şiddetinin, yani bu fikri savunanların ifade ettiklerine göre, şiddetini polisin şiddetine dengeleyecek düzeyde tutan ve bankalar ve benzeri bir takım mekanlara sembolik saldırılar düzenleyen, yani bununla kapitalizmi yıkacağını falan zannetmeyen yahut bununla ne diyelim, biriktirmiş olduğu kini deşarj etmeye çalışmayan bir hareket. Böyle iddialarda bulunmuyorlar. Çok yakından tanıdığım bir hareket değil ama yazınlarını takip ettiğimde ben de bunu görüyorum. Böyle bir iddiaları yok. Ama bir kara hareket, bir taktik olarak hem polis şiddeti karşısında, yani gözaltılar ve benzeri konuda siyah giyinerek bir efendim karşı önlem oluşturmayı, hem de gaz ve benzeri bir takım şeyler karşısında, işte onun tabi deri ceketler falan, biraz böyle Alman ya otonom hareketi, antifaşist geleneğin içinden aslında başlamış. Sonra işte Seattle'da çok yaygınlaştı. Sonra da adıyla, yani Black Bloc adıyla, siyah, pardon, Kara Bloc diye bizde de böyle sanıyorum 2003 1 Mayıs'ında ilk böyle bununla bir çağrı yapıyorlar ve burada yerini alıyor. Şimdi ya izlerini sürdürdüğümüzde aslında böyle bir işte Almanya antifaşist otonom gelenek, Seattle, Tahrir, Atina, İstanbul, yani bunlar birbirlerini gerçekten etkiliyorlar. Bir başka unsur, birbirini etkilemeyen bir unsur ama böyle dikkat çeken, böyle bir küçük virgül atayım orada. Dinsel referans ya da dini dindarların oluşturduğu sosyal hareketler. Bu da çok ilginç bir fenomen ve bizim açımızdan, yani Türkiye'deki sosyal hareket açısından da ilk defa yine şok edici, en az taraftarlar kadar, onların devasa varlığı kadar, değil mi? Mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ındır bayraklarıyla meydanda yerini alan bir kısmı kendisini antikapitalist, pardon, devrimci Müslümanlar olarak adlandıran, bir kısmı zaman zaman antikapitalist Müslüman diyen, bir kısmı efendim sosyalist Müslüman, değişik adlarla adlandırılan çeşitli çevrelerin gezide varlığına şahit olduk. Bu da yeni bir şey, fenomen, özellikle Türkiye açısından. Seattle'da ilginç, biraz böyle bakınca Jubile diye bir hareket var ve bu da ilginç, yani Hristiyanlık teolojisinden hareketle bir sosyal hareket ve
50. yılında Hristiyan kilisenin oluşumunun 50. yılında bir af, yani borçların affı gibi bir gelenek referansla dünyadaki bütün yoksul ülkelerin borçları, 3. dünyanın bütün borçlarını silin diyor. Onun için de sokağa çıkıyorlar. Yani ve bunlar daha çok böyle kiliseler ve kilise networkleriyle daha Katolik cemaati içinde örgütlenmiş çevreler. Dolayısıyla şimdi uzak tabii mesela şeyde Euro Meydan'da, Atina'da yani sosyal bir dindarlığın daha doğrusu yaşamını daha çok dini referanslarla düzenleyen ama bu dini referansları da son derece özgürlükçü ve eşitlikçi bir temelde yorumlayabilen hareketlerin pek çok bu küresel isyanda yer aldığını görüyoruz. Türkiye açısından aslında enteresan bir tür ilki. Yani Türkiye'de seküler, aynı zamanda bir seküler damar da oluşturmaya gayret eden, ilginç yani dindar, dini referansları çok yüksek ama aynı ölçüde bu çok tartışmalı bir konu. Bu da başlı başına ayrı bir konu. Belki konuşmamız, ayrıca konuşmamızın yerinde olabileceği bir konu. Ama Gezi'nin Müslümanlarını İslamcılardan, siyasi İslamcılardan kategorik bir fark olduğunu hemen görebiliriz. Çünkü dini, sosyal ve özgürlük temelinde yeniden yorumlamanın yanında din temelli bir devlet anlayışını da aslında çok çok açık olmamakla birlikte yeterince anlaşılır bir biçimde ancak ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Bu da çok önemli bir konusu. Yani hem İhsan Eylül açısından hem de Eren Erdin temsil ettiği devrimci Müslümanlar açısından baktığımızda bu ikisini de görüyoruz. Çünkü zaten devleti reddediyoruz. Özellikle devrimci Müslümanlar. Dolayısıyla devleti reddettiğiniz bir yapıda bir din devleti olgusunu değil mi? Dolayısıyla yani resmi tamamen yeniden kurmaya çalışan bir takım hareketler çok önemli. Onları çok yakından izlemek lazım. Kolayca bir yere dahil edilebilecek türden değil. Ama dünyada da eşsiz değiller elbette. Benzerleri var. Ve müthiş bir etkileşim içerisindeler. Çünkü 30 yıl seminerlerde, salonlarda yapamayacağınız etkileşimi işte bir aylık bu harp meydanında, kavga meydanında, direniş meydanında insanlar deneyimliyor, öğrenmiyor. Öğrendiğiniz şeyi unutabilirsiniz. Deneyimlediğiniz şeyi asla unutamazsınız. Bu bakımdan çok başka bir deneyim yaşadılar. Bunlar da çok üzerinde durulması, düşünülmesi gereken doğrusu konular. Şimdi bildiğiniz üzere özellikle Wall Street'ten sonra diğer hareketlere de bakıldığında geçtiğimiz yüzyıldan farklı olarak daha sonra çıkacak hani hemen peşinden gelecek bir kitabın dallandırdığı bir biçimde bu hareketlerin sınıfsal bir karakterden esasen yoksun olduğu dolayısıyla başka türlü adlandırılması gerektiğini ifade eden çokça değerlendirme oldu. Bu değerlendirmeler arasında özellikle bir kavrama sıklıkla referans verildiğini görüyoruz. O da multitude yani çokluk. Negri ve Hart'ın imparatorluk efendim çalışmasında işte başladı. Sonra devamında detaylı olarak pek çok makale ve çalışmalarında açtıkları, kolayca tanımını yapmadıkları bir kavramla anlandırıyorlar. Dolayısıyla burada bir sınıf görmek çok gerçekçi değil diyorlar. Şimdi bu açıdan da bir parça hem Gezi'yi hem diğer hareketleri bakalım. Şimdi bir kere istisnasız bütün bu hareketlerde sendikalar var. Sosyalist örgütler var. Ama bazılarında daha belirgin ve önde, bazılarında değil. Fakat esas soru da bu değil zaten. Yani sendikalar eşittir işçi sınıfı değil. Sosyalist örgütler de pek çok ülkede ve yerde çoğunlukla bu olmayabilir. Özellikle eski Sovyet coğrafyasında komünist partileri, geleneksel komünist partileri oldukça düzenli, uzlaşık, hatta siyasal isyanların önünde adeta bir baraj gibi duran bir tür ikinci enternasyonel partileri gibi değil mi? Sosyal demokrat partileri gibi bir role sahipler. Birçok ülkede de hala bu isim kullanan partiler var. Bu nedenle de anarşistlerin daha öne çıkması, daha kara rengin, kızılla kara arasındaki dengenin henüz %50'yi geçmemekle beraber bütün bu isyanlarda böyle bir kara tonunun geçmişte olduğundan daha güçleniyor olmasının da böyle bir gerçekliği var. Böyle bir anlaşılması gereken bir geri planı var. Var evet bu sınıfsal bileşim açısından bakıldığında şimdi multitude yani çokluk kavramının gerçekten
yeni bir açıklama sağlamayacağını hemen teslim edelim. Yani kabul edelim. Hadi diyelim ki peki evet bunlar işçi sınıfı değil. Burada işçi sınıfı da pek yok. Yani var ama pek yok. Çokluk diyeceğiz buna. Peki ne kazanmış olacağız? Neyi açıklayacağız özgürleşme adına? Nasıl bir tutamaç sağlayacak bize? Yani o hayli tartışmalı. Kaldı ki değil. Çünkü aslında bir tür karikatürle yani Marksizmin 19. yüzyıl ortası ve sonu için esasen başlattığı bir takım yani şekillendirdiği kavramlarla yani biraz daha Türkiye'deki örneklerle şey yapacak olursak böyle mavi yakalı, pazubentli, erkek, sanayi işçisinin eğer bu eylemlerde görülmemesi durumu varsa kolaylıkla evet aslında görüyorsunuz işçi sınıfı yok. Burada ne var? Olan şey bu işte çokluk. Başka bir şey demeye yatkın olurlar. Şimdi ben tabii bu isyanı ve diğer isyanları bir sınıf isyanı olarak yani buna indirgeyemeyeceğimizi düşünenlerden birisiyim şüphesiz. Bu sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Öyle dediğimizde ne olmuş olacak? Yani hiç sınıfsal, yani çok kuvvetli sınıfsal talepleri ifade etmeyen sınıf hareket olur mu? Yani burada bir handikap var. Ama sınıfsal bileşiminin bu kadar da böyle bir amorf, şekilsiz bir şey olarak, bir çokluk olarak anlandırılması doğrusu çok yerinde gelmiyor. Pek çok yerde bu bakımdan Türkiye'deki şeyin hareketinde bir takım farklılıkları olduğunu ama yine eğer en baştan söyleyecek olursak en güçlü sınıfsal müdahale belki de Atina'da kendini gösteriyordu. Hem gündem açısından hem de orada sendikaların ve işçi sınıf örgütlerinin gücü açısından bu hani biraz daha belirgindi. Türkiye'deki süreçte Keskin, Diskin ve diğer işçi sınıf örgütlerinin bu anlamda belirgin bir renk çalmakta çok başarılı olmadıklarını kabul etmemiz gerekir. Ancak işçi sınıfı örgütleri dediğimiz gibi bunlardan ibaret değil ve pek çok başka bu çevreleri temsil eden insanların olduğunu biliyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyordum aslında burayı hızlı da geçmek gerekir. Negri'nin ve Hart'ın çokluğa gitmesine neden olan, çokluk kavramına doğru gitmesine neden olan kaba bir proletarya tanımını, evet zaten doğrusu Marksistler de, sosyal hareketler de çoktan terk etmiş durumda. Artık son derece şekilsiz. Bugün işçi, yarın işsiz. Ertesi gün kabuta taşeron, bir sonraki gün yurt dışında göçmen, oradan dönüp kırsal kesim, yani müthiş bir sirkülasyona sahip, şekilsiz. Şekilsiz derken olumsuz anlamda demiyorum. Yani belirli bir standart kalıp bir sınıf bölmeleri içine yerleştiremeyeceğimiz müthiş devingen bir sınıfla karşı karşıyayız. Enformellik bunun normu haline geldi. Şimdi dolayısıyla genellikle en azından şöyle kestirmeden gidelim. Türkiye'deki Gezi isyanında beyaz yakalılar diye değil mi adlandırılan şeyin altındaki sınıfsallığı biraz düşündüğümüzde burada ne kadar güçlü bir sınıfsallık aynı zamanda olduğunu anlarız. Şimdi bazen şöyle yapılıyor. İyi ama siz de kolayına kaçıyorsunuz. Hemen bir sınıf analizi yapmaya çalışıyorsunuz. Beyaz yakalılar bu plaza çalışanların neresi sınıf? Vallahi Lenin'in örgütlediği 1917 öncesi temel işçi bölmeleri düşün. Bolşevikler özellikle demiryolu işçileri arasında çok güçlüdür. O zamanın demiryolu işçisi arkadaşlar bugünün plaza çalışanıyla aynı sınıfta. Yani işçi sınıfının aslında okur yazar. Düşünsenize bir traktör kullanıcısını mesela 20'lerde, 30'larda, 40'larda hatta 50'lerde. Bu çok yüksek basit yani bir bilgisayar operatörü demek. Yani çok kendi dönemi şartları içerisinde vasıflı ve eğitimli işçi sınıfının birçok örnekte önce işçiler arasında olduğunu tespit etmek mümkün. Yani abartmıyorum şimdi sanayi işçisinin yerini bizim plazacılar aldı falan demiyorum ama klasik kalıpla da bakmamak lazım. Dolayısıyla burada bir sınıf dinamiği olduğunu görmek lazım. Üstelik de bu kesimler geleneksel Türkiye işçi sınıfının sanayide çalışanları dahil olmak üzere kırsal bağlantıları, başka güvence sistemleri, aile güvenceleri ve benzerlerinden yoksun. Daha kirada oturuyor, evet tatile de gidebiliyor ama bir ay sonra yani işsiz kaldığında değil mi? Birkaç ay tazminatını bitireceği maksimum 5-6 ay sonunda değil mi? Ciddi bir yaşam güvencesi sorunuyla, bir gelir güvencesi sorunuyla, sağlık güvencesi ve konut hatta evini bırakıp annesine dönmesi gerekecek. Böyle bir sorunla karşı karşıya olan ve bunu da derinden hisseden, değil mi? Derinden hisseden ve bilen bir toplumun bir karşılığı olmalı. Bu bakımdan eğer sınıfsallıklar aranacaksa bileşim bakımından olduğunu görelim. Ancak yine de bu isyanın örneğin Yunan Atina
2011 sonu 2012 boyunca devam eden Atina'daki isyanlardan, yani Yunanlı genç Aleksandros'un ölümünden 2008'de başlayanı söylemiyorum. Onun devamında birikimle Avrupa Birliği çerçevesinde biliyorsunuz bir takım kesinti planlarının uygulanmaya başlanması gündeme geldiğinde yeniden özellikle sendikaların öncülüğünde arkasından genç grupları ve bütün toplumsal kesimlerin sokağa indiği bir deneyim yaşandı. Burada tabii sınıfsal talepler, ekonomik talepler ve eşitlik talebi çok önde. Bunu görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'de bu bakımdan yani sosyal taleplerin bir parça daha Atina'ya oranla önde olmadığını söyleyebiliriz. Konunun bağlamı nedeniyle çünkü son dönemlerde Reyhanlı 1 Mayıs boyunca yaşanan polis şiddeti, devamındaki gelişmeler, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası planda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin sürdürmüş olduğu politikalar ve son olarak kabul edelim ki yaşam tarzına ilişkin müdahaleler, iki ayyaş söylemi, üç çocuk söylemi ve pek çok metroda yan yana bulunan genç kız ve erkeklerin hangi mesafede durmaları gerektiği hakkındaki söylemler, bütün bunlar bir seküler isyanla da aynı zamanda şüphesiz birleşti. Bu da belki Gezi'yi diğerlerinden hem Orta Doğu coğrafyasından hem de Batı'da birisinde ihtiyaç yok, diğerinde de tam bu şekilde dinlenmedi. Dinlenmesinin belki olanakları çok kolayca yoktu. Dile geliş doğrusu görüyoruz. Bir başka önemli unsurun daha altını çizmek istiyorum. Biraz karışık ve dağınık mecburen öyle olacak. Çünkü çok uzun konuşabiliriz ama çok ilginç. Bunun üzerinde de durmaya çok değer. İlginç bir kelime buldum bu konuyu yeniden çalışırken. Yani daha önce dikkatimi Rusya Bolotnaya şeyinde elimde. Yani Putin'in biliyorsunuz iki dönem başkanlık yaptığı, Medvedev'i bıraktığı bir şeyle, taktikle iki dönemden uzun başkan olamayacağı için. Ve tekrar efendime söyleyeyim, Bolotnaya kaçtı? 11 Aralık'ta başladı. 2011 Aralık 2012 boyunca şey yaptı. Mayıs'a kadar sürdü. 2012'deki tekrar dönüşü, yani aday olmayı ima ettiği anda adaylık süreciyle ilgili bir politik isyan başladı. Üstelik çok şaşırtıcı bir şekilde başladı. Daha böyle Moskova, ki çok aracalıklı bir kenttir. Rusya'nın çok ortalamasının üstünde bir gelire sahip. Bayağı yine aynı kavram kullanıldı. Beyaz yakalıların esasen sokaklara doldurduğu bir isyana dönüştü. Orada dikkatimi çekmişti ve Marksist analistlerin de kullandığı bir kavramdı. Zayıflatılmış onur ya da yıkılmış onur diye bir kavram. Sonra Yunanistan'daki bizim forumlara benzeyen, yani Gezi'deki forumlara benzeyen Sintagma Meydanı'nda parlamentonun karşısında halk parlamentosu toplandı, halk asamblesi. Biz Ankara'da olmadığımız için yapamadık işte, İstanbul'da park asambleleri yaptık. Ama Gezi büyük forumdu mesela, kara forumu. Onlar orada şeyle bitti, eşitlik, adalet, gurur. Yani bu tam doğru bir çeviri bilmiyorum ama gurur, onur, şeref, bunların bir bileşimini düşünün. Her dilde çünkü başka bir kavram kullanılıyor. Bu çok dikkat çekici bir unsur. Bizde tam böyle çıkmadı ama bizde bunun şerefine Tayyip'le, işte annemiz de aldık gel. Yani insanların yaşam tercihleri konusunda bir adamın, bir başkanın, herhangi birisinin, isterse %99'luk oyla gelmiş olsun birisinin, bu kadar insanların içlerine dokunacak, müdahale edecek kadar, değil mi, tepeden bakmasının bir gurur meselesi olduğunu aynı zamanda düşünürsek, bizim şerefine Tayyip niye bu kadar çok seslendirildiğini herhalde anlamamız, ya da üç çocuk, işte üç, böyle bizim gibi üç çocuk ister misiniz, değil mi, söyleminin neden çıkmış olduğunu anlamamız daha mümkün. İlginç bu. Araplarda da ayakkabıyla çok şey oldu, değil mi? Böyle bir tersine bir şeydi artık. Yani bir isyan. Ayakkabı çok önemli bir sembol haline geldi. Özellikle tabii Amerika protestolarında da çok öne çıkan bir kavramdı ama Mısır'da da ayakkabıları biliyorsunuz temel bir şey haline geldiğini görüyoruz. Evet, dolayısıyla pek çok ortaklığı olan bir yapı ile. Yine hızlıca geçmek isterim ki sembollerden en önemlisi biliyorsunuz bu V for Vendetta filmiyle meşhur olmuş maske. Bu bir anarşist belki daha fazla sembol. Ancak Wall Street'ten
efendime söyleyeyim, Gezi'ye kadar pek çok yerde var. Mesela şey de biraz zayıf, o da onu ayırt ediyor. Renkli devrimlerde biraz, o iş biraz daha farklı, orada daha az. Ama Arap isyanlarında, Arap baharında, Türkiye'de, Seattle'da, Atina'da, diğer bütün isyan kentlerinde, Bulgaristan'da, Sofya'da bizden hemen. Bunlar da çok güçlü bir şekilde, Moskova'da çok güçlü bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bir yeni fenomen biliyorsunuz, medya konusu. Aslında bu çok enteresan. Belki şimdi ipuçlarını hepimiz gördük, yaşıyoruz. Ama bildiğimiz anlamda medya yıkılıyor dünyada. Bakın nasıl bir devrim içinde yaşıyoruz. Nasıl bir devrimi deneyimliyoruz. Bazen farkında değiliz ne kadar büyük şeyler kazandığımızın. Dünya ölçeğinde ve Türkiye'de. Artık farklı, yani kendisine bu işi mesele edinmiş bir takım insanların tweetlerini takip etmek bizim hürriyette ki bir takım yazarları takip etmemizden daha önemli olmaya başladı. Artıları eksileri elbette var. Tam bir haber devrimi, haber özgürlüğü devrimi falan yaşıyor değiliz elbette ama medya patronu da olmamız gerekmiyor değil mi? Kendi medyamızı yaratmak için bir akıllı telefonumuz ve biraz vaktimiz ve biraz özenimiz ile kendimize çok iyi bir haber kombinasyonları yapabiliyoruz değil mi? İşçi sınıfı meselelerini şuradan izleyeceğiz. Özgürlükleri buradan, Kürt sorunu buradan, Alevilerle ilgili sorunu. Yani bunlar artık mecraları oluşmuş ve güvenilir. Yani artık Alevilerin sorunları hakkındaki gelişmeleri bizim Hürriyet'ten, Milliyet'ten, Sabah'tan, şuradan, buradan izlememize gerek yok. Bunların adresleri var. Kürt sorunu nereden izleyeceğimizi biliyoruz. Değil mi? Öğrenci hareketinin sorunları ve isyanlarını nereden takip etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz biliyoruz değil aslında, ülke biliyor. Giderek bu genişleyen bir dinamik ve biliyorsunuz bu alana ilişkin saldırıları da hem dünya ölçeğinde işte Anonymous'la hem de Türkiye'de Red Hack ve benzeri oluşumlarla değil mi? Başka bir cephe açıldı ve bu cephede farkındaysak çok güç kazanıyor, gelişen bir cephe. Bu bakımdan da bir büyük dönüşümün, küresel bir dönüşümün ortasında ve bunların belki de en başarılı örneklerinden birisini deneyimledik. Ben kişisel deneyimden bahsetmedim, belki onu da söylemeliyim. Ben çok şanslı birisiyim bu konuda çünkü bir kamu emekçisiyim. Dolayısıyla tam derslerim bitti, sınav haftasında benim bir şey yapmam gerekmiyordu, öğrenciler çalışıyordu. Ben bütün süreçte bulunabildim. İki, Taksim Dayanışması'nın başından beri Sosyal Haklar Derneği aktivisti olduğum için o vesileyle aynı zamanda çok yakın özel arkadaşlarım olduğu için bütün mimar camiası o vesileyle pek çok vesileyle çok içindeydim. Dolayısıyla daha başladığı aşamadan itibaren ben çok çeşitli kademelerinde yani çeşitli görüşmelerde en ne diyelim kritik görüşmelerde Taksim Dayanışması'nın pek çok iç toplantısında, dış toplantısında ve aslında medya bürosunda yani Twitter birkaç bin takibi olan Twitter ve Facebook hesabının işte şu anda sizin bildiğiniz gibi birkaç yüz bine çıkmasına, yüz bine üstüne çıkmasına gayret gösterenlerden biri. Ama bunun şöyle, şunun için anlatıyorum. Haber almam gerekiyordu. Yani bir ofiste çalışıyoruz bir grup gönüllüyle ve sürekli yani ne yazacağız şimdi değil mi? Herkes izliyor. Ne diyeceğiz? Bu isyanın dünya bizi izliyor ve aslında bir tür tırnak içinde resmi sözü. Ne diyeceğiz? Her seferin asla ne diyeceğimizi orada bulamıyorduk. Gidip bir meydan dolaşmak gerekiyordu ve yanıt geliyor. Dolayısıyla ben sürekli meydandan gidip sözü alıp yazıyordum. Meydandan. Yani hiçbir şey yapmanın, her sorunun çözümü meydandaydı. Bu benim bildiğim her şey. Tabii benim ezberlerimi de baştan sona bozan bir gelişmeydi. Ve yeniden düşünmemi gerektirdi pek çok şeyi. Ve tabii çok kısa iki defa yurt dışı kısmında da çok acil gidiş gelişler yaptım. Viyana'daki eylemlere işte buradaki süreci temsilen bir tür bir unsur olarak katıldım. Orayı da biraz gördüm. Orada da yani bambaşka inanılmaz bir devrim yaşanmıştı. Bütün bunlardan hani hareketle biraz daha böyle bir renkli bir tablo ve farklılıkları hani görebilen, gözetmeye çalışan bir tablo çıkarmaya çalışıyorum. Şunu söyleyebilirim. Aynı anda 17 dilde canlı yayın yapıldığını biliyorum. Aynı anda 17 dilde. Bu bir muhtemelen benim kaçırdıklarım da var. Yani benim şöyle bir hemen işte bildiri yayınlandı gönderdiğimde 17 dil yarım saat sonra geliyordu bildiri hemen dilde. Hatta bunun gönüllüler tarafından 40'ı aşan dile çevrildiğini de biliyorum. Ama benim canlı şey yayınlarda bu yani... 99 Seattle'da aslında başlayan yine bir medya hareketi var. Bunun bir parçasıyız biz de dünya ölçeğinde. Indie medya başladı. Şimdi belki o kadar iyi bilinen bir şey değil ama indie medya değil mi? Bütün bu medya algısını
alt üst etti. Şimdi böyle işte müthiş, yani herkes kendine bir vazife ediniyor ve tek başına bir medya devrimi gerçekleştiren böyle insanlar var. Yani düşünsenize, Leh dilinde Polonya'dan süreç takip ediliyor ve çok sağlıklı bir şekilde. Hiçbir büyük medyaya ihtiyacımız olmadığını deneyimledik, anladık, gördük ve bu eğilim de aynı şekilde sürüyor. Dolayısıyla aslında biz medyadaki liberal figürler vasıtasıyla üzerimizde estirilen AKP'nin beyaz teröründe bu terörü estirenleri bertaraf etmek suretiyle bitirmiş olduk. Yani biz nasıl bitirdik Gezi ile bu liberal görünümlü terörü? Değil mi? Kolayca hepimizi Ergenekoncu, devletçi, efendim şucu bucu yapıp kendisini özgürlükçü, anti-darbeci olarak ilan etmeyi başaran şey nasıl? Bunların sadece alçak olduklarını değil, aynı zamanda gereksiz olduklarını anlamak suretiyle yaptık. Bu medya araçlarının yerine yeni medya araçları yaratmayı başardık. Üstelik çok da eğlenceli oldu, çok da başarılı oldu. Ve devam ediyor. Bu henüz kısmen burayla ne diyelim, sıcak ilişkiler kurmaya çalışan merkez, yani isim de vermek, yani yazar ismi vermeyeceğim ama yayın ismi vereceğim. Radikal türü ve radikal yazarları türü bir kategori henüz arada kalmıştır. Onların da bir dalgaya daha ihtiyacı var. dolayısıyla bu alçakça saldırı karşısında insanların, kadınların, eşcinsellerin, Kürtlerin, Alevilerin, bütün toplumsal baskı ve ezilme biçimi deneyimleyen toplumsal kesimlerin ve hepsinden bağımsız olarak özgürce haber üretme anlayışı bakımından yeni bir süreç ile olanakla karşı karşıyayız ve bundan ciddi şekilde korkmalarında sonsuz yarar var. Şimdi bu da yeni bir olgu. Dediğim gibi indie medyayla 99 Seattle'da başlayıp her yerde karşılığını görüyor. Şimdi yani artık dünyada herhangi bir şey iyi ki böyle. Yani bastırılamaz. Yani şey değil bu. Ne diyelim? 10 bin insanın öldürülüp işte gömülebileceği tarihsel pek çok olay vardı. Böyle bir anda değiliz. Böyle bir şey mümkün değil. Belki Suudi Arabistan'da mümkündür. Çok kestiremiyorum ama yani dünyanın pek az yerinde mümkündür. Artık anında bir sorunu, bir küresel sorun, bir davayı bir küresel dava haline getirebilen kendi medyamız var. Ve bunun için de çok büyük paralar ayırmamız gerekmiyor. Bir küçük kamera, biraz enerji, biraz dil tercüme ile bir anda herhangi bir sosyal fenomen yüzlerce ülkeden takip edilen ve o ülkelerden de bir basınç uygulanabilen bir şey oldu. Şimdi bir başka bu vesileyle unsurun daha altını çizelim. Bu da ayrıca çalışılacak bir konu. Türklerin dünya üzerinde, yani Türkiye'lerin diyelim daha doğrusu, dünya üzerinde elde etmiş oldukları bu yayılma nedeniyle başta olmak üzere dünyada küresel ölçekte yankı bulma açısından eşsiz tek, yani tek demeyelim, en eşsiz örnektir Gezi. Yani Wall Street eylemlerinde, Seattle'da da elbette hemen Türkiye'de, Atina'da, Varşova'da küçük, büyük bir takım karşılıkları oldu. Yani ona selam eden, ona destek veren. Ya Tahrir olduğunda ona selam eden. Elbette bunlar görüldü ve bu tür eylemler oldu. Ama ülke ülke saydığınızda adeta dünyanın bütün ülkelerinde, küçük ada ülkeleri dahil olmak üzere ve önemlice bir kısmında da bir ay boyunca her akşam saat 7'de, 8'de, 9'da olmak şeklinde değişik saatlerde sürdürülen, hatta daha uzun yaz boyunca sürdürülen forum yapıldığında da forumlarla devam eden Viyana'dan Bogota'ya, Sri Lanka'dan, efendime söyleyeyim, Petersburg'a, aklımıza, Meksika'dan, efendim, Praga kadar. Müthiş bir şeydi, süreçti. Bu Türkiye'li diasporanın ve bazı yerlerde oradaki yerli insanlarla da bir internasyonel ilişki geliştirerek süreç yaratmalarına olanak verdi. Bu bakımdan da çok... Ne Atina, yani Yunanlar o kadar dağılmadıkları için belki, bilemiyorum. Hiçbir başka benzer isyanla kıyaslanamayacak bir küresel gücü olduğunu gördük Türkiye'de. Yok başka ülkenin. Türkiye'lilerin var. Ya bu Kürt hareket açısından da geçerli biliyorsunuz. Yani Nepal'de bile etkisi var. Yani Türk Büyükelçiliğinden belki daha fazla etkilidir bazı açılardan. Yani sosyal hareketin tamamı açısından bakalım. Hakikaten inanılmaz bir güç bu. Bu bir güç. Evet.
saati görüyorum. Henüz biraz anladığım kadarıyla şeyimiz var. Bir parça daha laf konuşma olanağımız var. Evet, yaygın sembollerden bahsettik. Hemen hemen hepsinde yer alan. Taleplerin çok genel eşitlik, özgürlük ve adalet ve biraz farklı olarak bu gurur, değil mi, söylem olarak öne çıktığını, onur, şeref kavramının öne çıktığını söyledik bu dönemler içerisinde. Gezi'yi biraz ayırt eden bir unsurdan, iki unsurdan bahsedelim. Hepimizin muhtemelen mutabık kalacağı. Bunlardan birincisi temsili demokrasiye karşı bir doğrudan demokrasi ya da katılımcı demokrasi anlayışının var edilmesi pratiği. Bu çok önemlidir. Elbette birçok küresel eylemde, genellikle eylem meydanlarında belirli mekanizmalarla sürecin nasıl ilerleyeceğine dair karar verilebiliyor ama Gezi'de bu alabildiğine aşağıdan ve doğrudan gerçekleşti ve bu anlamda belki en yakın örnek Atina. Atina'da oldu çünkü Atina'da da eylemler, az evvel sözünü ettiğim gibi parlamento binasının hemen önünde bir halk parlamentosu tecessüs etmesiyle kendisini gösterdi ve bundan daha da gelişkinliği biz nerede gördük? İstanbul'da Gezi'de gördük. Hatırlayacağınız üzere birinci Arınç görüşmesi, ikinci Erdoğan görüşmesi neticesinde Gezi'yi temsilen iyi kötü yani ya da sözcüleri diyelim ya da sözcü bile demek doğru yani bir tür Gezi heyeti yapılan görüşmenin neticesinde oradaki en değerli toplu oluşum olan işte 120 küsur o zaman örgütün içinde olduğu Taksim dayanışması biliyorsunuz devamında ne yapacağı sorusuna ilişkin bir kanaate sahipti ama o kanaat forumlara soruldu ve forumlar kanaat bakımından da farklı bir karar aldılar ve devam dediler. Yani Taksim dayanışması da elbette devam ediyordu ama bir biçimi konusunda farklılık var. Dolayısıyla son sözü sadece meydan söyledi. Ve meydanın söylemesi için de Taksim dayanışması doğru bir yöntem izledi. Bu çok önemli bir şey. Bu bakımdan da Atina demokrasisinden bir adım daha önde olduğumuzu bence teslim etmeliyiz, kabul etmeliyiz diye düşünüyorum Gezi demokrasisi açısından. Elbette bu biraz belki romantik bir tablo çiziyorum, değil mi? Yani böyle bir bütün bu hareketin böyle daha doruk noktalarından bazı örnekler ve izdüşümler seçiyorum ama kabul edelim ki ebediyen sürmez ve aynı tonda zaten aynı tempoda elbette sürmez bu tür oluşumlar. Ama bunlar müthiş tortular bırakır. Şimdi buradan dolayısıyla siyasal noktaya doğru gelip buradan tamamlamaya çalışayım. Şimdi her büyük sosyal isyan, ayaklanma, olay gerisine devamına bir sosyal iz düşüm bırakır ya da bir sosyal izlenim bırakır. Ve aynı zamanda bir isyan mutlaka egemen blok içerisinde de bir sonuçla şekillenir. Bunların daha böyle devrimsel, dönüşümsel noktalara geldiğinde genellikle egemen bloktan bir parça kopar ve öbür tarafa geçer ve devrimler genelde böyle olur. Yani 1917, 49, Küba, hangisiniz? Hani hangi örneğe bakarsak bakalım. Hatta en çarpıcısını söyleyeyim. Che Guevara ve Castro'nun değil mi? Uzunca süre savaştığı general Cienfuegos'ta taraf değiştirdi yani. İşler böyle oluyor. Asker, işçi köylü Sovyetleri dediğiniz kısımdaki o köylü yani asker, o asker yıllarca Çarlık ordusunun, değil mi? Ordusuydu yani bildiğiniz ordu. Dolayısıyla bir şey değişebiliyor. Çünkü siyasi zor ve hareket her zaman egemen ya da Fransız devrim. Hep böyledir. Yani şeyde egemen blokta çatlama yaratmayan bir sosyal hareket vardır ama zayıftır. Yani güçsüz her sosyal hareket egemen blokta mutlaka bir çatlama yaratır. Bu devrimsel anlarda başka bir biçimde olur ama sosyal süreçlerde de böyle. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi için 2002-2003'ten beri yani hükümet oluşumundan beri oluşmuş en büyük iç çatlağı şüphesiz Gezi yarattı. Çünkü bu sadece bugünkü tartışmalar açısından bakıldığında bunu basitçe elbette çok önemli dış ve iç faktörler var. Ama bu bir cemaat tartışması olarak da görülemez tek başına. Çünkü
kendi çocukları orada başka bir şeyi deneyimleyen çok sayıda Adalet ve Kalkınma Partili'nin olduğunu hepimiz adımız kadar iyi biliyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz bazen açıkça ifade etmek değil ama fazlaca taraftar olmamak biçiminde ifade edilebilir itirazlar. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çok iyi deneyimledi. Bunu bir baskıyla, bir tür kulaklarını kapatan çocuklar gibi yüksek sesle gürültü yapmak suretiyle kapatmaya çalıştı ama Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki pek çok ya da ona oy vermiş pek çok insanın başka türlü düşünmesinin kapısını araladı. Şimdi siyaseten bu bir adrese sahip olmadığı için seçimlerde bunun karşılığında gidip hani bu gezicilere şöyle böyle bir şey olmayacak. Olmadı olmayacak ama bu düşünsel bir dönüşümü aynı zamanda başlattı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir merkez sağ seçenek için kopuş fikrini ateşledi. Bu CHP üzerinden ve içinden dolanarak da gerçekleşebilir önümüzdeki yıllarda. Yakın zamanda göreceğiz bunu. Yani ben bir temenni asla değil. Bu benimkisi tamamen bir yani benim sosyal bilimlerden öğrendiğim sonuç bana bunu söyletiyor ki tartışabiliriz bunu. Tartışalım hatta. Bence bir Türkiye dinamikleri açısından bakıldığında bir merkez sağ seçenek kaçınılmaz. Aman çok arzu ediyorum gidip oy vereceğim bir şey söylemiyorum. ama kaçınılmaz ve bu boşluk ister Mansur ve Sarıgül üzerinden CHP içinden bir uğrakla tecessüm etsin, ister başka bir biçimde. Ama bu sosyal, yani Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğinin temsil edemediği bir merkez sağ boşluk var. İşte bu merkez sağ boşluğu Gezi patlattı. Yani Gezi çatlattı. Bu da özel bir şey değil. Bütün sosyal hareketler bunu yapar. Çünkü yürütemiyor. Bunun bir bedeli var. Daha büyük bir bedel ödemek istemeyenler açısından bir tercih çok katı bir biçimde gerçekleştir. Bunu deneyimlemiş, öğrenmişlerdir. Dolayısıyla da hem ulusal düzeydeki önemli iktisadi güç merkezleri hem de onlarla birlikte davranmaya yatkın uluslararası iktisadi güç merkezleri ve tabii ki siyasi merkezler bu anlamda kendilerini yeniden dizayn ederler. Tekrar ediyorum, bu da özel bir şey değil, Gezi'ye has bir şey değil. Bütün büyük sosyal hareketler bu sonucu doğurur. Bazılarında doğrudan ve kısa vadede sonuçları görürsünüz. Bazılarında daha dolayımlı sonuçlar görürsünüz. Elbette tersine otoriter, faşizan rejimlerle sonuçlanan pek çok sosyal olay da vardır. Ama Türkiye için ve diğer adımımız pek çok şey için bu çok güçlü bir olasılık olarak görünmüyor. Daha güçlüsü, daha demokratik ve daha çoğulcu bir yapıya doğrusu sürecin evrileceği yönünde çeşitli uğraklardan geçecek. Bu çok doğrudan olmayacak. Ama son olarak belki bununla bitirelim. Neden bütün bunların altını çiziyoruz? Yani yeni bir medya, yeni bir dil, yeni bir demokrasi anlayışı. Süreçlere başka türlü bakma diyoruz ve sonra herkes kısaca yani Gezi sürecini deneyimleyenler ama hani bir parti çıkmadı, aday yok, ne yapacağız, bu ne, bitti işte falan. Bakın yarısı zaten ulusalcı, öbür yarısı zaten işte Kürtlerden oluşuyor, öbür yarısı falan. Yani böyle bütün bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Bunların hepsi doğru ama hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bir sosyal hareket başka bir derinlikte, başka bir yapıda gider. Zaman zaman aşağı iner ve çıkar ama kocaman bir kuşak olduğunu ve bu kuşağın da deneyimlediği şeyi böyle kısaca unutacağını hiç düşünmeyelim. Bu kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dakika ya siz niye ilçe başkanısınız efendim Ahmet Bey örneğin diye ifade edecek. Sosyalist partilerde seçilmeyen liderlikleri bir dakika ya bu yani tamam yani ama şu yani illegal şartlarında değiliz ne diye hep aynı adamlar ve kadınlar Sosyalist Partimizi yönetiyor diye çıkacak. Bunlar sivil toplum örgütlerinde böyle tartışılmaz liderlikler, ablalar ve abi. Yani bunlar bu kaçınılmaz bir sosyal değişim. Bunun belki eksileri de var. Belki daha az dayanışmacılar, bilemiyorum. Bunlar tartışılabilir ama. Çok güçlü bir birey toplamı olduklarını gösterdiler. Ve sorgulamadan öyle hiçbir şeyi kolayca kabul etmeyecek kocaman bir kuşak olduğunu gösterdiler. Geleneksel sendikaları hemen belki şey yapmıyorlar, teveccüh göstermiyorlar ama örgütlenme anlayışı açısından da yeni bir şey bekliyorlar. Ve belki de bunu çıkaracaklardır. Yeni bir sosyal
kuşak var. Bu gezi hareketini olağanüstü farklı kılıyor. Bu karşımıza tek bir model olarak çıkmayacak. Yani bir anarşist olarak, bir sosyalist olarak, bir sosyal demokrat olarak, bir Kürt olarak, bir Alevi olarak, bir kadın olarak çıkmayacak. Bunların hepsi olarak çıkacak. Ve hepsi de kendi hareketleri içinde dönüşüm olarak çıkacak. O bakımdan dinamik analiz diye başlamıştım sözüme. Nereden nereye geliyor? Fırsatım olmayacak. Kaçırılan epeyce fırsat olduğunu düşünüyorum. Keşke öyle değil de böyle olsun. Olsaydı başka şeyler yakalanırdı. Özellikle ekoloji ve Kürt dinamiğinin başka türlü buluşabileceği, zaten var olanın başka bir halka yakalayabileceğini Türkiye halklarının ortak mücadelesi açısından inananlardan birisiyim, ama o şans yakalanamadı falan. Başka bir takım kaçırılan fırsatlar da var, ama toplamda Türkiye'de, Türkiye'nin geleceğine, dünyanın geleceğine daha umutlu bakmamızı sağlayan olağanüstü büyük bir değişim var ve bu da bir ne diyelim, bütün bunları da ben çok katı bir bilimsellikle, neyse o bilimsellik, yani bütün tabii bu bilimsellik tırnak içinde, sınırlar içerisinde söylediğim inancındayım. Bunlar benim temennilerim değil. Çünkü yanlış temennilerle ne kendimi ne de diyelim ki yazdığım yazıları okuyan insanları kandırmak gibi olmayacak bir suçu asla işlemek istemem. Benim iyimserliğimin devrimci bir bilimsellik olduğuna inanıyorum. Ve tabii pek çok açıdan dediğim gibi henüz araştırılması gereken taraftarlar başta olmak üzere çok ciddi konular var. Dinamik bir analize ihtiyaç duyduğumuz pek çok başlık var. Ve tabii ki bütün bunlardan henüz az evvel sözünü etkilenmeleri, bütün bu hareketleri üzerinde oluşacağını umduğumuz, beklediğimiz değişimlerin henüz doğrudan sonuçlarını gördüğümüz bir evrede değiliz. Ama bunlara da yavaş yavaş yaklaştığımızı, doğrusu ben gözlemleyebileceğimizi, bildiğimizi düşünüyorum.